Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Arkadaşlar selam aleyküm. Benden vlog istediniz. Ben de size bugün bir vlog çekiyorum ya. Hatta bu vlogu ne zaman çekiyorum biliyor musunuz? 14 Ağustos günü bu vlogu sizlere çekiyorum. Abi benim her günüm olaylı geçiyor. Her günüm bir şey oluyor. Dedim ki neden olmasın? Neden vlog çekmeyeyim? Bakın mesela bugün ne yapıyorum? Bak saat 11. 11 kaç geçiyor abi? 11.30. Bu numarayan 11.30'da ne yapıyor diye merak edenler varsa şu an saat 11.30 ve ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Şu an burada laptopumda Twitch'ten bir Valorant yayıncısı izliyorum mesela. Yabancı bir Valorant yayıncısı izliyorum. Mesela şu an tabletimde, hatta bak size göstereyim abi. Şu an tabletimde FIFA'da hocam görevlerimi yapıyorum. Şöyle bir basayım. Evet, şu an FIFA'da görevlerimi yapıyorum. Neresi açıldı? Şurası açıldı. Başlayalım şöyle. Bakın hocam buradan bir adet Boom Beach Frontlines videosu edit diyorum. Hocam burada telefon boşta duruyor. Burada bir adet şöyle yayınımız var. Arkadaşlar, oğlum kamera karardı. Alo, velhasıl kelam arkadaşlar. Dün 13 Ağustos günü başıma bir olay geldi. Olay da şu, yayındayken bir anda internetim kesildi. Bu arada arkadaşlar şu an kendi odama geldim ve burada bir adet modemimiz var. Şöyle yatağımızı şöyle bir kaldıralım. Nerede hocam? Hocam nerede? Aldım abi. Evet şu arkadaş bak. Bak bu arkadaş benim dün canımı sıktı yayında. Bu arkadaş dün benim canımı sıktı yayında. Şimdi size göstereceğim. Evet şöyle kutusunu açıyoruz. Evet. Şimdi bu arkadaşı biz yıllardır kullanıyoruz. Bakın. Yıllardır derken yani biz bu arkadaşı yıllardır kullanıyoruz. İşte bakın görüyorsunuz sararmalar oluşmuş. Şöyle ön tarafı beyazdı sararmış. Şurası sararmış. Tam bu 2 senedir böyle var. Sararmışlık 2 yıldır böyle var. Ama dün yayındayken bir anda çuf oldu yani. Bir anda internet gitti. Dedim acaba hani elektrik mi attı, şalter mi attı? Ama gördüğüm kadarıyla yayın açık yani bilgisayarım açık, lambam açık, burada lambam var benim. Lamba açık, bilgisayar açık, laptop açık. Dedim ki elektrik gitmedi ama internetim gitti. Hemen koştum modeme baktım, ışıkları yanmıyor. Şuradaki ışıkları yanmıyor. Ben direkt anladım zaten. Bu modem artık yandı. İçindeki artık anakartım yandı. Güçü aldı, yer mi yandı. Ben bunu direkt anladım zaten. Hemen gittim bu şarj kablosunu başka bir prize denedim bunu çalıştırıyor mu diye. Baktım çalıştırmıyor. Aldım bu şarj aletini gittim bir tane bizim tıraş makinesi vardı. O tıraş makinesiyle beraber denedim. Şu an biraz acemilik var bende şu vlog konusunda. Kabloyu hemen aldım gittim bir tane şarj bizim tıraş makinesi vardı benim. Onunla denedim onun girişi aynıydı bununla. Baktım onu şarj ediyor onu tıraş ediyor yani çalışıyor. Ben çaktım muhabbet. Dedim ki abi tamam modem yandı. Modem GG hocam. Sonra gittim Türk Telekom'u aradım. Dedim ki işte selamun aleyküm aleyküm selam. Ya dedim benim dedim internetim vardı dedim. Bir anda dedim kesildi dedim. Bütün lambaları söndü. Bak bütün lambaları söndü. Şu an çalışmıyor diyorum. Türk Telekom'daki sevgili ablamıza ve abimize 3-5 defa aradığım için artık 2 tane bayanla 3 defa erkekle konuştum. Neyse. Dedi bana ne diyor biliyor musunuz? İşte beyefendi diyor modem arkasındaki açma kapama tuşunu mu acaba kapattınız? Ya beynime böyle var ya gam fışkırıyor böyle ya. Yani diyorum ki bak internet kullanıyordum. Bilgisayar başında işimi yaparken internet kullanıyordum. Bir anda modem ışıkları söndü diyorum. Kadın bana diyor ki modem arkasındaki açma kapama tuşunu mu kapattınız diyor. Bir bakın bakalım kapalı mı açık mı diye. Neyse. Diyor işte açık diyorum şu an açık konumda falan filan gene elektrik gelmiyor. Acaba diyor priz mi bozuk diyor. Acaba diyor batarya mı bozuk diyor. Konuyu böyle sürekli şey yapmaya çalışıyor. Hani problemi bulmaya çalışıyor. Ben de şey demiyorum ona hani. Aldım işte şarj aletini aldım gittim başka bir şeyle taktım denedim. Onda çalışıyor modemi çalıştırmıyor.
gibisini onları söylemiyorum. Bakalım hani bu tarz durumlarda ne oluyor, nasıl bir yol izliyorlar onu görmek için. En son şey dedim işte. Ben böyle böyle yaptım. Bu kablo çalışıyor ama modemi çalıştırmıyor. O zaman işte modem yandı falan filan. İşte modem değiş. Oğlum kolum çok yoruldu ya. Ya inanılmaz kolum çok yoruldu ya. Şu kamerayı şöyle sabitleyeceğim. Velhasıl kelam dedi bana ki senin modem GG oldu. İyi tamam ne yapacağız? İşte aylık faturanızın üzerine 24 ay taksitlen her ay 30 lira 700 liraya bir tane modem alabilirsiniz. 5 gün 5 iş gün içerisinde size bunu yollarız. Dedim hocam bak ben yayıncı YouTuber adamım ben dedim. 5 gün yayın yapmamam demek milyon dolar kaybım demek. Olmaz dedim. Ben dedim gitsem buradan bir bayiden alsam olmaz mı? Olur dedi. Yarın git hemen bir gün içerisinde modemini alabilirsin falan filan dedi. Konuştuk, ettik, eyledik. Sonra kapattı işte hanımefendi. Ben de akşam oturuyorum böyle. Aklıma şey geldi. Bizim daha doğrusu abimin üniversite zamanlarında kullanmış olduğu bir modem vardı. Okuduğu üniversitenin şehrinde. Benim abim Rize'de üniversite okuyordu. O zaman orada kalıyordu, evde kalıyordu. Dedim ki bir alayım bir takayım dedim ya. Bir ne olacak ya? Modem sonuçta kabloları taktığımız zaman modem de çalışıyor zaten. Belki olur. Ondan sonra arkadaşlar böyle bir manzarayla karşılaştım. Bakın. Ya abi. Ya siz kim? 700 lira TL bana modem yollamak kim ya? Taktım abi. Mis gibi de çalışıyor ya. Bak. Bak power çalışıyor. Intent çalışıyor. Aha da benim bilgisayar. Aha da şey. Çalışıyor abi. Mis gibi ya. Akşam o kadar telefon görüşmesi yaptım. Bu arada beni takip eden arkadaşlar bilirler. Ben denizci olduğum için. Ve bunu da Mısır'dan almıştım. Bu ortasında bir şey var. Dönüyordu böyle vurduğun zaman. O koptu. Bunu Mısır'dan aldım bu arada. Hatta şunu da Mısır'dan aldım. Bakın. Şu magnet. Bu magneti de Mısır'dan almıştım. Böyle çarşıdan hatıralık almıştım. Aga be eski zamanlar. Şunu da Çanakkale'ye gittiğim zaman almıştım. Güzeldi yani. Böyle gittiğim yerlerden magnet almayı seviyorum. Hatıra oluyor. Konumuza dönecek olursak şimdi bu arada çalışıyor. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Bu bizi en az bir 2 sene, 3 sene götürür diye düşünüyorum. Hemen şöyle. Evet. Evet, dün yayında başıma gelen olay böyleydi. Yani yayının kapanması, bir anda yayının gitmesi vesaire vesaire bundan dolayıydı. Bu arkadaş yandı. Yani bunun tamiri var mı? Evet var ama uğraşır mıyım? Hayır. Ne gerek var ki abi? Sonuç olarak eski bir modem. Zaten fiber miber bağlantısı yani fiber kaldırmıyor, hiper kaldırmıyor. Zaten değişecektim yani. Sonuçta ilerleyen zamanlarda iyi bir YouTuber olduğum zaman bu modem benim işime yaramayacaktı. Zaten hiper fiber süper internet kullanmak için ona uygun bir modem almamız gerekiyor. Bunu da artık miladı doldu yani. Anladı değişeceğimi onu. İlerleyen zamanlarda mükemmel bir YouTuber olduğum zaman onu değişeceğimi anladı ve ömrüne kısa bir zamanda son verdi. Bu vlog nereye gidiyor bilmiyorum ama böyle çekiyorum. Şimdi arkadaşlar vlogun devamında 3 gün geçiyor. Siz şu an vlogu izlediniz ve üstünden tam tamına 3 gün 4 gün geçti ve ben şu an o vlogun kısımlarını editliyorum şurada. Şöyle göstereyim. Şu an gördüğünüz gibi o izlediğiniz kısımların editini yapıyorum ama videoyu bitirmediğimi gördüm. Videoyu sonlandırmadığımı gördüm. Çok kısa bir şey daha ekleyip videoyu sonlandıracağım. Ben 21-22 yaşlarımda canlı yayınlarda zaten anlatıyorum. Sporla ilgileniyordum. Böyle vücut geliştirme falan filan. 21-22 yaşlarında böyle Shredded Brothers kardeşlerden zaten bilirsiniz, tanırsınız. Enes Batur'la çalıştılar, işte Rayman'la çalıştılar, kafalarla falan çalıştılar. Onları tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben onlardan o zamanlık 12 haftalık bir program almıştım. Yaşım 21-22. O zamanlar tabii paramız var, vaktimiz var derken dedik bir yapalım hani zaten sporla ilgileniyorum. Bir de böyle profesyonel bir destek alayım. Hiç yoktan daha güzel olur böyle. Ama orada bir aksilikler oldu ve ben bu programı uyamadım ve verdikleri bu programı ben yapamadım. Çünkü orada başka olaylar oldu, başka şeyler oldu. Staja gitmem gerekti, çalışmam gerekti, iş güç derken
Bunları maalesef yapamadım. Hatta size şöyle kağıtlarını göstereyim. Böyle PDF şeklinde bize yolluyorlardı. Satın aldığın zaman PDF şeklinde çalışman gereken hareketleri ilk 12 haftada bize böyle veriyorlardı. Şimdi nasıl bilmiyorum. Çok da fazla göstermek istemiyorum ama bu şekilde bana program vermişlerdi ve ben de bunları uyguluyordum. Ama ondan sonra bir anda işimiz çıktı derken uyguluyordum. Bir anda işimiz çıktı. İşte stajdır, çalışma hayatıdır, şey YouTube'dur derken bunlara çok fazla vakit kalmadı. Ama ben bunlara başladım. Size bu videoyu izlerken ben bunlara başladım. Evde yapabildiğim kadar yapmaya başladım. Tabii ki de çoğu hareket spor salonunda yapılması gereken hareketler. Çünkü bazı hareketler var ki gerçekten spor salonundaki o makinalarda yapılması gerekiyor. Ama ben evde kendimce yapabildiklerimi, yapamadıklarımı da yerine başka hareketler koyaraktan yapıyorum. Mesela bir hareket vardır, spor salonunda yapılması gerekiyor ama ben onun yerine ne bileyim bacağımı daha geliştirebilecek oldum. Evde bir hareket buldum mesela, onu koyuyorum o setin yerine ve onu o şekilde yapıyorum. Bir vlog videomuz böyle olsun. Umarım beğenmişsiniz, umarım keyif almışsınızdır. Ben gerçekten hayatımı paylaşmayı seviyorum. Aslında oyun kanalı olmaktan ziyade bir vlog kanalı olmak daha çok isterdim. Çünkü benim aslında hayalim bir vlogger olmak. A few moments later. Benim asıl hayalim zaten vlogger olmak. Böyle hayatımı çekmek, anılarımı paylaşmak, tecrübelerimi paylaşmak, edindiğim tecrübeleri paylaşmak şeklinde. Aslında benim normalde YouTube'daki hedefim bir vlog kanalı olmak ama işte şartlar maalesef bunu şu an göstermiyor. Çünkü eline tuttuğum kamera çok iyi bir kamera değil. Onun için daha iyi kameralara ihtiyaç var ve sürekli şarj bitmeyen kameralara ihtiyaç var. Şu an eline tuttuğum kamera maalesef bir saat sonra şarjı bitiyor ve ben 24 saatimi çekmem gerektiği için daha güzel ekipmanlara ihtiyacım var. İnşallah ilerleyen zamanlarda olursa böyle güzel vloglar çekmek isterim. Bu arada arkadaşlar yayınlarda çok soruyorsunuz şu gözümün şurasına ne oldu diye. Bu arkadaşlar benim polenlere alerjim var. Şöyle bakayım şöyle. Heh. Benim polenlere alerjim var ve biliyorsunuz bundan birkaç hafta önce fındık topladık. Fındıklık biliyorsunuz işte böceğin olduğu, tozun toprağın olduğu bir yer. Hala oradaki kızarıklık geçmedi ve sürekli gözümü kaşıdığım için de her gün kızarıyor, her gün kızarıyor. Göz damlası falan aldım, kullanıyorum. İnşallah yakın zamanda geçer. Soran eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bir vlogumuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz, umarım keyif almışsınız. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bye bye.